kıymetli Akit TV izleyicileri, İlimden İrfan'a programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Rabbimiz Ahzab suresi 70. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. İnşallah biz de bu programda doğru söz söyleyenlerden oluruz. Efendim, bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Malum, insanoğlu annesinden doğuyor, ölünceye kadar bir hayat yaşıyor. Bu hayatı da dünyada yaşıyor. Acaba bir Müslümanın, bir müminin bu dünya ile imtihanı nasıl olmalıdır? Neler yapmalıdır? Dünyaya bakış açısı nasıl olmalıdır? Tamamen kucaklamalı mıdır ya da tamamen bırakmalı mıdır? Bugün bu konuyu ele alacağız. Gerçekten çok önemli bir konu. Tabii bir taraftan Gazze'de yine maalesef Filistin'de kardeşlerimiz şehit ediliyor ve bunun acısı yüreğimizi dağılıyor. Ve bir şey yapamamanın sıkıntısını hep beraber yaşıyoruz. Rabbim bir an önce o katil İsrail'i yok etsin. Tabii dualarımız gece gündüz bu minvalde olacak inşallah. Oradaki kardeşlerimiz de kurtulsun diye dua ediyoruz. Ama tabii ki bir mümin, bir Müslüman olarak da bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu tepki olabilir, başka türlü olabilir, yazı olabilir, ekrandan tepkilerimiz olabilir. Ama mutlaka bunu canlı tutmamız gerekiyor. Gazze konusunu, Filistin konusunu ve sonuca ulaştırmamız gerekiyor. Tüm İslam devletlerinin, tüm liderlerin ve tüm Müslümanların bu konuya mutlaka dikkatle eğilmesi gerekiyor. Efendim, işte biz de bu dünyanın içerisindeyiz. İşte bir tarafta kardeşlerimiz orada şehit oluyor. Ekmek bulamıyor, su bulamıyor, sıkıntı çekiyorlar. Bir tarafta da gavur alemine bir şey demiyoruz ama Müslüman aleminde çok rahat yiyoruz, içiyoruz, yine hiçbir sıkıntı yok. Acaba bizim dünya ile bakış açımız ne olmalıdır? Dünyaya bakış açımız ne olmalıdır? Dünya ile imtihanımızı nasıl kazanabiliriz? Hasan Bahsi Balcı hocamızla inşallah bu konuyu ele alacağız. Sayın hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah hamdolsun. Sayın hocam, tabii az önce de söyledim. Bir tarafta Gazze'de kardeşlerimiz şehit ediliyor. Çok vahşice, hunharca. Artık ona soykırım diyoruz. Tüm dünyada bu konuda tepki gösteriyor. Biz de bir şey yapamamanın sıkıntısını yaşıyoruz, acısını yaşıyoruz. Sadece dualarımızla ve diğer tepkilerimizle orada bulunmaya çalışıyoruz. Dilerseniz Sayın Hocam, dünya gerçekten hani aldatıcıdır. Rabbimiz de ayet-i kerimelerde buyuruyor: dünya hayat oyun ve eğlenceden ibarettir. Çok fazla dünyaya takılıp kalmayın. Çünkü ahiret yurdu daha güzeldir diyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Ama dünya nedir? Mümin için dünya nasıl olmalıdır? Mümin bu dünya imtihanı nasıl kazanmalıdır? Dilerseniz buradan girelim, daha sonra devam edelim. Buyurun Sayın Hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين Allah-u Teala bu programımızda nefsimiz ve kardeşlerimiz için hayırlara vesile olacak, dünya ve içindeki şerlerden konulmamıza, dünya imtihanını kazanmamıza vesile olacak bir sohbeti en güzel haliyle yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Razı olduğu şekilde bizleri konuştursun inşallah. Hastanın birisi doktora gider. Doktor muayene eder. Söyle bakayım, şikayetlerin nedir der. Hasta der ki işte dizlerim ağrıyor. Ondan der. Gözlerim az görüyor, ondan. Efendim kolum tutmuyor, ondan. Ne derse doktor der ki ondan. Doktor yaşlı, sabrı tükenir, sigortası atar. İyi bellemişsin, ondan. O ne doktor beydir. Kızman da ondandır. Nüfus kağıdın eskimiş. Şimdi bugün Müslümanların Allah'ın ibadetten, kısaca bir cümleyle söylemesi gerekirse, Allah'a karşı itaat görevlerini yerine getirememesinin ve günahlara dalmasının ve neticede imtihanı ekseriyetle kaybediyor olmasının sebebi bu dünyevileşmedir. Dünya karşısındaki imtihanı kazanmamızdır. Müslümanca dünyaya yaklaşamamızdır, bakamamamızdır. Hani Efendimiz buyuruyor ya, hubbü dünya râsü küllü hadiyet. Dünya sevgisi bütün hataların, bütün günahların sebebidir, başıdır, kaynağıdır. İşte bugün maalesef birisi birisini öldürüyorsa araştırın bakın, dünya sebeptir yani. Biri birine düşmanlık yapıyorsa dünyadır. Yalan söylüyorsa çoğunlukla ticarette dünya sevgisidir. Akrabalar arasında küslük, dargınlık varsa dünya sevgisidir. Karı koca arasındaki geçimsizliklere de baktığınız zaman yine araya dünya giriyor.
uluslararası savaşlar, harpler, darplere baktığınız zaman hep neticede bu dünyadır. İşte Allahu Teala, İslamiyet, dünya karşısında Müslümanı öyle güzel bir dengeli bir bakış açısı getirmiş ki ancak o İslam gözüyle dünyaya bakarsak o dünya bize faydalı olur ve ahiretin tarlası olur. Yoksa dünyanın o üç vecesinden birisi olan lanetlenmiş dünyayla mağlup oluruz. Dünyanın üç vecesi vardır, üç yönü vardır. Bir, mümin için Allah'ın esmasının tecelli ettiği dünya. Hani diyor ya ayet-i kerimede, estağfirullah. Ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel ardı. Rabbena mâ halakte hâzâ bâtıle. O müminler gece gündüz ayakta otururken ve yanları üzeri yatarken Allah'ı zikreden müminler göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ederler. Mahluktan Halika, Halik'in gücüne, esmasına, kudretine yönelirler de Allah'ım sen hiçbir şeyi boş yaratmadın, ne güzel yaratmışsın derler ve Allah'ın büyüklüğünü, yüceliğini görürler ve ona olan ibadeti gereğini hissederler. Mümin o yönüyle bakışı ibret olmalı. Konuşması hikmet olmalı. Sükutu tefekkür olmalı. Bunu yaparsa inşallah 24 saatini ibadete çevirmiş olabilir. Bu yönüyle insan şu kainata baktığı zaman Allah'ın gücünü, kudretini, sanatını ve sonsuzluğunu görüyor öyle. Ve bunun karşısında yani bir insan nasıl Halik'i inkar eder, nasıl bu Halik'ına nankörlük eder anlamak mümkün değil yani. Emin olunuz dünyada en zor şey benim anladığım bildiğim kadarıyla Allah yok diyebilmektir yani. Değil mi hocam yani o kadar güzellikleri görüp? Yani basit bir kalemdir, ne bileyim kağıttır, silgidir. Bunun birisi çıksa bu silgi kendiliğinden oldu dese kimse ona iyi gözle bakmaz. Ama şu muazzam kainat, Samanyolu, galaksilerde milyarlarca yıldız birbirine çarpmadan duruyor. Ve bu kadar kainatta olan çeşit çeşit yiyecekler, içecekler, renkleri farklı, kokuları farklı, tatları farklı. Yani buradaki olanlardan bir tanesi bile Allah'ı bizi inanmaya mecbur eder. Amin. Bir tanesi bile. Ama sayısız bu yaratıklar. Yani kelebeklerden tutunuz da kuşlara varıncaya kadar her türlü mahlukat hep Allah'ı tesbih ediyor, Allah'ın varlığını ilan ediyor. Bütün bunların karşısında Allah yok demek gerçekten yani bir sağlık sorunudur, öyle diyeyim yani. Akıl sağlığı sorunudur. Kaldı ki Allahu Teala'nın inkar edilmesi bile Allah'ın varlığına delildir. Çünkü var olan bir şey inkar edilir. Ya. Yok olan bir şey inkar edilmez ki. Hani bir ateiste böyle sormuşlar neden inkar ediyorsun falan diyor. O arada bir araba, güzel bir araba, böyle Ferrari gibi bir araba. Demişler nasıl bir araba? Oo bu çok güzel bir araba işte. Şu kadar beygir var, şu kadar motor gücü var. Şöyle özellikle, böyle özellikle. Tabii adam da demiş ki bu demiş kendiliğinden oluverdi bu araba. Olur mu canım demiş yani kendiliğinden araba olur mu? Bu bir mühendislik ister demiş. E demiş ya sen şu arabaya bile mühendis istiyorsun da koskoca kainat, değil mi? Evren. E demiş bir mühendis olmadan olur mu? Değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Rabbim işte bizi dünyanın bu vecesinde ibretle bakıp Allah'ın gücünün, kudretinin sonsuzluğunu idrak edip Allah'a karşı şükrünü eda eden kullarından eylesin inşallah. Diğeri dünyanın ise Allah'a ibadetten, itaatten, zikirden alakoyan lanetli yönü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Dünya mel'unun ve mel'unetun ma fiha illa bi zikrillah" diye başlayan hadis-i şerifinde bu gerçeği ifade ediyor. Yani bir dünya ki seni Allah'ı anmaktan, Allah'a kulluk görevini yapmaktan alakoyuyorsa, Allah'a isyana sürüklüyorsa, ne bileyim çalmana, çırpmana, efendim fuhuş, zina, katil gibi günahlara sevk ediyorsa işte o dünya lanetlenmiş bir dünyadır. O dünya tehlikeli bir dünyadır. Ondan uzak durmak lazım. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de
Allahümme inni a'udu bike min fitnetid dünya derken, dünyanın şerrinden, fitnesinden, ümmetime maldan daha büyük bir fitne bırakmadım derken, kastedilen dünyada budur yani. Bu dünyadan uzak durmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namaz kılıyor, üzerinde bir elbise çıkarıyor. Bunu diyor filanlara verin, beni namazda meşgul etti. Bu yönüyle dünyayı açıklarken alimler, seni Allah'a ibadetten, itaatten, kulluktan alakoyan şeydir buyuruyor. وَلَوْ كَانَ قَلِيلًا Az bile olsa. Ama ne kadar çok olursa olsun, seni Allah'a itaatten alakoymuyorsa o dünya değildir. Nitekim Süleyman Aleyhisselam'daki saltanat hiç kimseye verilmedi. Ama o Allah'a kulluğundan hiç geri kalmadı. Hiç geri kalmadı. İşte burada dünyanın yerilen, lanetlenen dünya bizi Allah'tan uzaklaştıran ve Allah'a kulluktan alakoyan, zulme, günaha, haramları işlememize vesile olan dünyadır ki bundan kaçınmak lazım, uzak durmak lazım. Diğeri ise ahiretin tarlası olan, bize Allah'ın rızasını ve cenneti kazanmamıza vesile olan dünyadır. İşte bu manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salih kul için salih mal ne güzeldir buyuruyor. Salih kul için salih mal ne güzeldir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 13 sene Mekke döneminde hep müminlere bu dünya karşısında imtihanı kazandıracak imani, ahlaki donanımı verdi, kazandırdı, eğitimini verdi. Ondan sonra dünya olanca genişliğine, güzelliğine rağmen geldi ama sahabeyi değiştiremedi. Buna rağmen bile bazen böyle ara ara o Allah'tan uzaklaştıran dünyanın tesirini, etkilerini görmüş oluyoruz. Örneğin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü hutbe okuyor. O senede kıtlık, kuraklık var, gıda sıkıntısı var. Bir kervan geliyor Medine'ye. O zaman böyle bir kervan falan geldiği zaman değişik aletlerle duyuruyor kervancı geldiğini. Bu sesi duyanlar Resul-i Ekrem daha hutbe okurken çoğunluğu terk ediyor. Hani ayette de ifade ediliyor ya. Estağfirullah ve terekûke gâime. Seni ayakta terk ediverdiler. Hatta kimi rivayetlere göre 40 kişi kaldı, kimisi 3 kişi, kimisi 12 kişi. Bu rivayetlerin farklı olarak esas alan mezhepler, cuma için en az şu kadar olmalı diye farklı hükümlere varmışlardır. O zaman Efendimiz diyor ki eğer içeride kimse kalmasaydı durum çok tehlikeliydi. Yani. Onların cezalandırma durumu daha yüksekti. İşte yine mesela bu dünya sevgisinin İslami ölçülere aykırı olarak aşırı dünya sevgisinin insanı nasıl helak edebileceğinin çok örnekleri var. Günümüzde de, geçmişte de dediğim gibi en iyi olması gereken, en güzel geçinmesi, yardımlaşması gereken akrabalar bugün en küs olanlardır. Maalesef neden? İşte bu dünya, o yerilen dünyanın peşinde koşmaları ve onları haram helal demeden hırsla sahip olmaya çalışmalarıdır. Bunu deyince aklıma çok enteresan bir şey geldi. Düşününüz şimdi Ensar radıyallahu anh. Resul-i Ekrem'i Medine'ye davet etmişler. Söz vermişler, seni canımız gibi, malımız gibi, ailemiz gibi koruyacağız. Ve gerçekten bu sözünün gereğinde bütün dünyayı karşısına alarak yapmışlar. Aradan seneler geçer, Huneyn gazvesi yapılır ve ilk defa büyük bir ganimet elde edilir. Binlerce koyun, deve, esir, köle. Bu ganimet dağıtılıyor. Bu Huneyn gazvesi Mekke'nin fethinden sonra olmuştur. Mekke'nin fethinden sonra da Mekke'den 2000 kişi yaklaşık bu gazveye katılmıştır. Bunların bir kısmı samimi olmakla beraber bir kısmı da henüz kalplerine iman yerleşmemişti. Nasıl olsa Muhammed galip geliyor, galip gelirse biz de ganimet alırız. Galip gelmezsek hatta karşı taraftan bile olabiliriz düşüncesinde olanlar vardı. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu elde edilen ganimetlerden Mekkelilere kendisine düşen hisseden, komutana düşen hisseden
onlara daha çok vermeye başladı. Kalplerini İslam'a ısındırmak adına, İslam'da sabit kadem olmaları adına onlara biraz fazla vermeye başladı. İşte o canını, malını, her şeyini ortaya koyan sahabenin bir kısmının arasında şöyle bir söz konuşulur oldu. Biz kılıçlarımızın da daha adamların kanı kurumadı, Mekkelilerin, Muhammed hemşerilerine daha çok veriyor. Eyvah eyvah. Düşünebiliyor musunuz bu Fatih Bey? Yani bunlar her şeyini ortaya koymuş Resul-i Ekrem'in yolunda. Ama oradaki bir ganimette hemen biraz zayıf gösterdin mi şeytanın en çok bizim ayağımızı kaydıracağı hoşuz işte bu dünya. Muhammed hemşerilerine daha çok veriyor. Daha biz kanları kurumadı kılıçlarımızda. Durum çok nazik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen ensarı toplar. Sadece ensar gelecek. Duydum ki böyle böyle diyor musunuz der. Başlarındaki kabilerisi Sa'd bin Muaz'a da der böyle mi? Sen ne diyorsun? Ben de onlardan bir fertim der. Diplomatik bir lisanla tabiri caizse. Topladıktan sonra der ki aranızda böyle böyle konuşuluyormuş. Doğrudur, ben onlara kendi Beytül Mal hissesinden 1/5 onlara daha fazla verdiğim doğrudur. Siz bana diyebilirsiniz, onlar yalanlarken biz iman ettik. Onlar eziyet işkence ederken biz bağrımızı açtık, seni destek olduk. Ben de derim ki siz İslam sayesinde aziz oldunuz. Ahiret azabından kurtuldunuz. Şöyle şöyle nimetler oldunuz. Ama derim ki son olarak onlar Mekke'ye develeriyle, koyunlarıyla, köleleriyle dönerken siz Medine'ye peygamberinizle döneceksiniz. Eyvallah. Ben Mekke'de kalabilirim ama kalmıyorum. Hayatım sizinle oldu. Ölümüm de sizin aranızda olacak. Bu taksim yetmez mi deyince hepsi hüngür hüngür ağlamaya başladı. Müthiş bir şey. Yeter ya Resulallah. Yeter, onu aramızdan gençler, cahiller söylemiş olabilir. Yeter ya Resulallah. Burada neyi ifade etmek istiyorum? Bu sahabe düşünün. Böyle bir sahabe böyle bir duruma düşebiliyorsa bu bizim için haydi 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 büyük bir tehlike. Resul-i Ekrem'in eğitiminden geçmişler. Her türlü fedai can, fedai mal şey yapmışlar. İşte malım yarısı sizin, yarısı bizim demişler. Öyle oluyorsa işte onun için bizim için en büyük tehlike dediğim gibi dünyevileşmedir, sekülerleşmedir ve dünyanın karşısındaki imtihanı kazanmadığımız müddetçe hiçbir imtihanı kazanamayız. Yani Allah korusun her şeyi para, maddiyat, altın, gümüş olarak görmeye başlıyoruz. Kesinlikle, şimdi işte onun faturasını ödüyoruz. Bunun acısını çekiyoruz. Aynen öyle. Gazze'de de çekiyoruz, Doğu Türkistan'da da çekiyoruz. Acı çeken tüm Müslüman kardeşlerimizin aslında... Bizim bu dünyevileşmemizden dolayı bir acı çekiyor. Kesinlikle, adam yani o kahveyi bırakamıyor, onun ürettiği kahveyi içmeyi terk edemiyor. Onun ürettiği deterjanı bırakamıyor. Halbuki o dünyevileşmeden kurtulsa da ya eskiden deterjan mı vardı? Yeter ki kardeşim, Gazze'li kardeşlerim kurtulsun bu zulümden. Ben ne bileyim sabunla da yıkarım. Şöyle de yaparım diyecek bir şuur olsa ve bu boykot tam adam akıllı uygulansa, emin olunuz onların anladığı dil budur ve çoktan bu savaş biter. Ama biz bir kahveyi bile bırakamıyoruz. Yani bir dondurma yediğiniz bir şeyi bile bas, yani asli ihtiyaçları bırak artık. Zevkinizden bile fedakarlık yapamıyoruz. Hep bu niye? Dünya rahatımızı bozmak istemiyoruz. Zevklerimizden vazgeçmez. Lüksümüzden vazgeçemiyoruz. Ve neticede onun faturasını da bugün maalesef işte böyle acı acı ödüyoruz. Halbuki Kudüs'ün işgal edilmesi demek Şam'ın, İstanbul'un, Konya'nın vallahi işgal edilmesi demek. Amin. Adamların haritalarında resmen Fırat'la Nil arası diyor bizimdir diyor. İlerideki hedefleri, idealleri bu vaat edilmiş toprak olarak görüyor yani. Şimdi biz bu halimizle o zaman elbette ki yani bu hezimeti, bu zilleti yaşamaya mahkumuz. Tarih boyunca büyük kahramanlar, büyük devletler, büyük liderler, büyük imamlar hep dünyayla imtihanı kazananlardır. Dünyaya değer vermeyenlerdir. Dünyanın içine giren ama dünyayı içine koymayanlardır. Ve dünyayı Allah'ın değer verdiği kadar değer veren, nasıl değer veriyor?
Hadis-i Şerif Efendimiz buyuruyor. Lev kâneti dünya indallâhi cenâha bağdatin mâ seqâ kâfiren minhu şerbete mâin. Şu dünyanın diyor Allah katında sivrisineğin kanadı kadar değeri olsaydı, gülletten kina yani zerre kadar değeri olsaydı kafire bir yudum su vermezdi. Halbuki bugün kafirler daha çok istifade ediyor. Ama Allah cennetin kokusunu bile onlara koklatmıyor. Düşünün artık cennetin kadrini, kıymetini, derecesini. Kokusunu bile duyurmadığı cenneti ama şu dünyaya gelince belki onlar en çok istifade ediyor. Müslüman uyanık olmalı. Yani bir alim bir padişahın huzurunda böyle sevgisi saygısı var ona. Bu da önemli. Yani bizim bir zaafı ne zaman ki diyor tarih boyunca sultanlar, idareciler, alimlerin ayağına gitti. O ülke yükseldi. Orada da adalet, barış, huzur olur. Ne zaman ki alimler idarecinin ayaklarına gider ve onlara efendim onların ihsanlarına, bahşişlerine tenezzül eder, onların haksızlıkları karşısında sükut ederseler o zaman dünya fesada uğrar. Yani bütün idarecisiyle, yöneticisiyle, halkıyla herkes ulemanın peşinden gitmeli, ulemayı dinlemeli. İşte ona sevgisi var sultanın. Hocam diyor, dileyin benden ne dilerseniz, size hizmet etmek benim için şereftir diyor. İstemem sultanım diyor. Ne olur hocam ya isteyin, çekinmeyin. İstemem sultanım. Niye istemiyorsunuz anlamıyorum diyor. Sultanım diyor. Allah Celle Celalü Kur'an-ı Kerim'de bu dünya hakkında buyuruyor ki Estağfirullah. Kul meta'ud dünya galil. De ki dünyanın meta'ı azdır. Allahu Ekber. Şu 8 milyar insanın içinden istifade ettiği dünyaya Allah az diyor. Milyarlarca insanın zamanı istifade ettiği dünyaya az diyor. Lütfen şu cennetin nimetlerini bir tasavvur edelim. Az diyor. Sana verilen de diyor bu azın azı birazı. O az dünyanın hepsi senin değil. Birazı sana verilmiş. Tamamı kendisinin olan Allahu Teala. Malikül mülk olan Allah varken ne diye senden isteyeyim ki? Ben ondan isterim. Bitti. Bu noktada gerçekten yani müminler olarak bu şuuru kazanmamız lazım. Bu şuuru idrak etmemiz lazım. Ben biraz sonra misalleri vereceğim. Büyük kahramanlar hayatından fetihleri gerçekleştirenler, dünyayı değiştirenler dünyanın karşısında, makamın, şöhretin, kadının, şehvetin karşısında asla değişmeyenlerdir dünyayı değiştirecek olanlar. Çağ açıp çağ kapayacak olanlar, yeniden dirilişi gerçekleştirecek olanlar, dünyayı adaleti, barışı getirecek olanlar hep dünyanın karşısında önce zafer kazananlar, önce dünya karşısında galip gelenlerdir. Yoksa onların insanlık adına yapacakları hiçbir başarı yoktur. Çünkü dünyanın kölesi olan yeryüzüne hakim olamaz. Evet. Yeryüzüne efendim adaleti, barışı getiremez. İşte sana diyor azı verilmiş. Ben niye senden isteyeyim ki? Allah'tan isterim. Bu keyfiyeti, bu kıvamı kazanmak lazım. İşte Allahu Teala'nın bizi dünyayı açıkladığı şekliyle dünyaya değer vermek lazım ve bu şekilde dünyadan istifade etmek lazım. Şimdi, ahiretin tarlası yapmaya gayret etmek lazım. Yoksa yemek, içmek, eğlenmek, lüks bu ahiret inancının zafiyetini gösterir. Hani faniyim, fani olanı istemem, ebedi olana talip olmak lazım. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın misafirleri gelir. Halifedir. Böyle sade bir sofra kurar. Biraz isteksiz gibi görür misafirleri. Hani koskoca halife şöyle bir kelli felli sofra bekliyorlar belki de. Anlıyorum diyor sizin durumunuzu. Ben de diyor şöyle kuzuyu çevirip yemeği bilirim. Ama diyor ben ebedi olana, Allah katında olanlara talibim. Elbette Allah'ın helal kıldığını kimse haram kılamaz. Biz bu dünyanın nimetlerinden halal dairesinde israf etmeden, burası çok önemli, lükse, israfa dalmadan elbette yiyeceğiz. Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de?
yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Ne diyor Allah-u Teala? Bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i uyarıyor. Onun şahsında bizleri. Estağfurullah. Ya eyyühen nebiyyü lime tuharrimune ma ahallallahu lek. Ey peygamber diyor, sen diyor niçin Allah'ın sana helal kıldıklarını haram kılarsın hepsini? Kılamazsın. Hiç mi öyle bir haddimiz yok? Ama helaldan yine dediğim gibi israfa, lükse kaçmadan, kardeşlerimizin üzerimizdeki sorumluluğunu da düşünerek ne diyor? Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildi. Fatih kardeşim, biz de bazı günümüzün Müslümanlarında bu tarihte de olmuştu. Bazen şöyle bir yanlış var. Nedir o? Ya Müslüman iyisine layık. Kafirler oturuyorsa Müslüman da oturmalı. Müslüman, kafirin oturduğu o koltuğa Müslüman daha layıktır. O da oturmalı falan. Evet. Ama ben Resul-i Ekrem'in hayatında, sahabenin hayatında böyle bir anlayış yok ve bakış açısı asla görmüyorum. Bu yanlış. Bizzat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelir Hazreti Ömer Efendimiz. Hı hı. Bir bakar odaya, hasır ayağına iz yapmış. Odada biraz arpa var, buğday bile değil. Bir iki dabalanmamış deri, böyle bir sahne oldu. Yattı. Ağlar, ne ağlıyorsun Ömer der. Kayser ve Kisra'lar, Bizans ve İran devletinleri, kuş tüyü yataklarda yatıyorlar. Altın tahtlarda oturuyor. Sen bunlara daha fazlasıyla layıksın ya. Şu haline baktım, ben ağlamayayım da kim ağlasın der. Ne diyor Efendimiz? Ömer, benim dünya ile ne işim var? Ben bir yolcu gibiyim. Benim nazarımda dünya gölgesinde gölgelenip yoluma devam edeceğim bir ağaç gibidir. İşte bu anlayışı, bu bakış açısını kaybedersek ve ahiret yokmuş gibi bir hayat yaşarsak o dünya bizim başımıza iş açar. Evet. Ve bizim, Allah korusun, hem dünyada hem de ahirette kaybetmemize sebep olur. Sahabenin hayatında da onu görüyoruz. Şimdi tarih boyuncaki büyük, hani başta peygamberimizde böyle olduğu gibi, Resul-i Ekrem bunu kendinde olduğu gibi aile fertlerinde de öyle yapıyor. Bakınız, yani günümüzün Müslüman liderlerine, zenginlerine örnek olması gereken bir tavır. Kendisi böyle yaşıyor, ailesine de böyle yaşatıyor. Örnek durumundaki umara ve ulema buna dikkat etmek durumundadır. Annelerimiz bugüne göre çok masum, böyle fetihler, zaferler neticesinde galibiyetler gelmeye başlayınca diyor ki ben de şu elbiseden isterim, ben de şu kilimden isterim gibi istekleri oluyor. Bunlar ki çoğu zengin ailenin çocuklarıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emriyle diyor ki ya istediğiniz nimetleri vereyim, dünyalıkları boşayayım, yoksa bu hayata razı olacaksınız. Eğer Allah'ı, Resulünü ve cenneti arzu ediyorsanız. Şimdi dünya ile imtihan hakikaten zor. Şimdi düşünelim günümüzde de. Şu durumu iyi olan, Allah'ın fazlından verdiği zengin kardeşlerimizin kaçta kaçı zekatını tam veriyor? Kaçta kaçı ibadetlerini tam yerine getiriyor? Kaçta kaçı kibre, gurura düşmeden mütevazi bir hayat yaşıyor? Kaçta kaçı malının ne kadarını zekatın dışında seve seve tasadduk ediyor? Onun için işte... Yani nasıl arabadan önce güzel bir şoförlük olma bilgisi olması gerekiyorsa, işte mala talip olmadan önce o malı Allah'ın emri ve rızası doğrultusunda ahiretin tarlası yapacak bir iman, kalite, keyfiyet ve ahlaka talip olmak lazım ondan sonra. Yani şoförlüğü öğrenmeden direksiyona geçersen o araba başına bela olur. Eyvallah, eyvallah. Biz işte 13 senede sürekli bu eğitimi verdik. Biz bugün Müslümanlar böyle bir eğitim, böyle bir maneviyat kazanmadan, böyle bir dini eğitim, terbiye almadan direkt Müslüman bu mallarla karşı karşıya gelince, günümüzün Müslümanları, bir Anadolu'da tabir vardır ya, sonradan görme diye, acayip olduk. Ve dünya sarhoş olduk. Şey oluyor değil mi hocam, o zaman işte Karun devreye giriyor. Karunlaşma temayülü. Evet. Firavun devreye giriyor. Firavunlaşma, Nemrutlaşma. Her insan içinde potansiyel var sanırım sen hocam. O maddiyatı, dünya lüksünü gördüğü zaman ben kazandım, ben yaptım, benimle mi kazandın? Hani gibi ifadeleri artık görmeye başlıyoruz. Mal Allah benim, olsun. İstediğim gibi harcarım. Malı istediğin gibi harcayamazsın kardeşim.
Kazanırken de Allah'ın emrine göre kazanacaksın. Harcarken de Allah'ın emrine göre harcayacaksın. Sen emanetçisin. Bütün bunlarla beraber malla imtihanı kazanmak zor, zor olduğu için de çok faziletlidir. Bu imtihanı kazananlar da çok faziletli kullardır. O açıdan bakınız, aşere-i mübeşşirenin çoğu zenginlikle imtihanı kazanan sahabilerdir. Vermiş ama değil mi hocam? Ha, kazanmış. Yani bütün variyetine rağmen sade bir hayat yaşamış. Ahireti unutmamış. Efendim, onun zenginliği onu Allah'a ibadetten, itaatten alakoymamış. Allah'tan uzaklaştırmamış. Tam tersine hepsinin özelliğine bakıyoruz. Yarın endişesine kapılmadan yeri geldiği zaman fazlasıyla seve seve, hatta ve hatta hiçbir şey bırakmamacasına infak etmişler. Hiç yarın kaygısı taşımadan eve ne bıraktın? Allah ve Resulünün sevgisini bıraktım. Allah ve Resulünün sevgisini bıraktım. Yani bugün öyle zenginlerimiz var ki hiç hesap etmeden binler milyonlar verecek. Ya en ufak bir şeyi bile yaparken hesap ederek veriyor yani. Ama kendine harcarken, lükse harcarken, ne bileyim şatafata harcarken hiç hesabını yapmıyor. Bugünkü Müslümanlar maalesef bu yönüyle imtihanı kazanıyoruz. Yani malla, dünyayla imtihanı kazanmadan hiçbir imtihanı kazanamayız. Bakınız işte Hazreti Ömer Efendimiz ne adaletiyle meşhur, büyük şahsiyet. Bakıyorsunuz dünyayla imtihanı en güzel şekilde kazanmış. Dünyaya meyletmemiş. Yani halife iken üzerinde yamalı entari olan bir sahabi. Müthiş bir şey hocam ya. Gerçekten. Yani dağıtırken ne diyoruz? İşte bu devletin mumu, bu benim mumum. Bunu biz sohbetlerimizde sadece kısa yapıyoruz. Yani hisse alamıyoruz. Yani maalesef. Bazen yöneticilerimiz de anlatıyor bunu ama herhalde hayata uygulamaya gelince orada nefis... Yani burada yani. Ulemanın ve umaranın çok önemli öncülük ettiği için çok sorumluluğu var. Ne diyor peygamber hanımları için ayet-i kerimede? Ey peygamber hanımları, siz herhangi bir hanım gibi olamazsınız. Onun için ulema ve umara yaşantısına, giyimine, kuşamana, harcamasına, dünya ile imtihanına çok daha dikkatli olmalıdır. Bir tanıdığım anlatıyor. Ben diyorum mümkün olduğu kadar sade bir hayat yaşamak istiyorum diyor. Bunun için diyor gayret ediyorum ama bizim hanımınsa diyor zaafı var. Şu takımdan alalım, şu kahve takımı alalım, şunu alalım. Bir lükse karşı zaafı var. Frenlemeye çalışıyorum. Gittik diyor şehrin bir yerinden bir müftefendinin evine bir şeyde diyor iftarda. Onu alalım deyip de benim almadıklarımı orada gördü diyor. Dışa çıkınca benimle kavga ediyor daha eve gelmeden yolda. Gördün mü sen müftüden daha mı iyi bilirsin? Bak gördün işte benim almadıkların orada var. Bak kullanıyorlar işte bize kahve ikram ettiler şöyle böyle. Onun için ulema ve umara bu noktada dünya ile eğitim noktasında, imtihan noktasında çok dikkatli olmalıyız. Çok. Başta Resul-i Ekrem hayatı ortaydı. İsteseydi en güzel şekilde dünyalardan istifade edebilirdi. Çok dikkatli olmalıyız kardeşler. Şimdi böyle bir çekim yapıyorum birinde evden. Bir kardeşimizin evi. Perdeler demek ki biraz daha lüks, farkında değilim. Hemen altına yazmışlar. Hocalar böyle konuşurlar. Kendileri lüks evlerde otururlar falan diye. Anlarsın bizi tanıyanlardan biri demiş. Kardeşim bak suizanda bulunuyorsun, günaha giriyorsun. Git hocamızın evinde koltuğun kesi yok falan diye öyle bir açıklamada bulunmuş. Yani bu noktada çok dikkatli olmalıyız kardeşler. Allah rızası için sözümüzün gönüllerde, yüreklerde makes bulması için başta biz umara ve ulema dünya ile imtihanı ciddi manada önem ve öncelik verip kazanmanın gayreti içinde olmalıyız. Aslında hocalarımıza çok görev düşüyor. Diyanet işleri, başkanlığımıza, görevli hocalarımıza, vaize, müftülerimize, ilahiyetteki hocalarımıza ve diğer alim hocalarımıza, başımızda bulunan idarecileri de aslında sevk ve idare bu manada etmeleri gerekiyor. Manevi anlamda değil mi Sayın Hocam? Eskiden Osmanlı'nın bu noktada çok güzel şeyleri var. Yavuz Sultan Selim'lerde, Fatih Sultan Mehmet'lerde ve Kanuni Sultan Süleyman'larda çok güzel örnekleri var. Allah dostları mübarekler, mürşid-i kamiller ve alimler hemen uyarıyorlar sultana bir şey olduğu zaman. Böyle yapamazsın sultanım. O da eyvallah diyor. Tamam diyor. Böyle başarı geliyor değil mi Sayın Hocam? Kesinlikle. Bu da önemli aslında. Yani kendimiz yaşayacağız. Alimlerimiz yaşayacak. Anlattığı şey aslında hayatında yaşaması gerekiyor ki tesiri olsun. Bu konuda Beşiktaşlı Yahya Efendi çok hoşuma gider.
Kanuni Sultan Süleyman o zaman dünyanın süper gücü ve padişahı, hani ne isterse yapılıyor, olur ama Beşiktaş Yahya Efendi'ye sormadan da bir şey yapmıyor malumunuz. Hani karınca meselesi var, işte karıncayı kırınca var mıdır sıkıntı filan ve neme lazımcılık konusunda mesela Yahya Efendi'nin çok güzel Kanuni Sultan Süleyman'a güzel şeyleri var. Ama bir tane olayı var Sayın Hocam, müsaadenizle bunu anlatmak istiyorum izleyicilerimize. Beni çok etkilemişti. Yani bugünkü olaylara bakıyoruz. Mesela idarecilerimize bir şey dediğiniz zaman, efendim sen niye dersin, bana diyemezsin bunu gibi bazen ifadeler olabiliyor. İnsanız, nefis bazen kabarabiliyor. Devlet başkanı da olsanız, bir yerin idarecisi de olsanız, bir mürşid-i kamili, bir hoca efendi, bir alim zatı dinlememiz gerekiyor. Yahya Efendi'ye İki tane papaz yolda giderken sanırım atın üzengisini tutmuş. Demiş ki, ey Yahya Efendi, senin süt kardeşin Kanuni Sultan Süleyman padişahımız, evet, o halka zulmediyor demiş. Tabii ki bir gayrimüslim ahalinin içerisinde bunlar. Diyor ki, nasıl zulmeder? Bizde zulüm olmaz. Bizde adalet var Osmanlı'da. Diyor ki, efendim diyor, falanca Edirne'de bir bölgede diyor bir gayrimüslim ahalinin vergisi çokça alınıyormuş. Duyduk ki bu da o halka eziyet veriyormuş. Yani siz bir duyursanız da bu vergilerle ilgili bir çalışma yapsa. Tabii çok canı sıkılmış Yahya Efendi'nin. Hemen geliyor Kanuni Sultan Süleyman'a, diyor ki sen nasıl bire böyle yaparsın diyor. Nasıl zulmedersin gayrimüslim halka? Bakın Müslüman halka da değil, gayrimüslim. Abi diyor, ne oldu diyor. İşte böyle böyle oldu. Sen diyor kesinlikle bu işi çözmeden şeyinde oturamazsın, koltuğunda diyor. Tahtında oturamazsın. Seni diyor tahtından men ediyorum. Bu işi çözeceksin. Derler ki hocam, Kanuni Sultan Süleyman bu iş çözülünceye kadar tahtına oturmamış. Abisinin sözü, Süt abisinin sözünü dinlemiş. Ve çok hüzünlenmiş. Derhal demiş bunu araştırın. Hocam araştırıyorlar. O bölgede gayrimüslim halktan vergi alınıyor ya. Ölenleri düşmemişler. Vefat edenler uzun bir süre. Vergi ondan dolayı fazla alınıyormuş. Hemen orayı ihya etmiş. Hemen vergilerini azaltmış ve gönüllerini alınca tamam şimdi oturabilirsin demiş. Ya bu anlayış aslında işte sizi süper güç yapıyor. Dünyaya hakim kılıyor. Bu adalet anlayışı. Onun için önce dediğiniz gibi hocam, alimlerimiz, hocalarımız ve devlet reisleri. Osmanlı'da görünüşte padişah birinci sırada gözükür ama protokolde padişah ikincidir. Evet. Birincisi Şeyhülislam'dır. Eyvallah. Onun fetvasını olurunu almadan padişahın bir iş yapması mümkün değildir. O açıdan buna dikkat etmek lazım. Sizin o dediğiniz tarihi bir hakikattir. Kudüs ilk defa fethedildiğinde, kimin zamanında fethedildi? Hazreti Ömer zamanında. Kim oranın komutanı, kim fetheden? Ebu Ubeyde bin Cerrah. Hani şimdi Ebu Ubeyde var ya, evet. Kassam'ı temsil eden veya Gazze'yi temsil eden. Hazreti Ömer biraz önce söylediğim gibi Yemal elbise giyiyor. Çekiniyorlar da bir uyarmak için, ya bu olmaz, devlet başkanı, elçiler, vezirler geliyor falan, söyleyelim. Kime söyletelim? Herkes çekiniyor. Ayşe annemize söylettirelim. Ona bir şey diyemez. Peygamber hanımı, anamız falan. Ayşe annemiz diyor bunu böyle böyle yap diyor. Bunu sana kim dedi diyor. Sen ne yapacaksın kim dediğini, ben diyorum diyor. Anacığım diyor, senin Resulün böyle böyle değil miydi? Baban böyle böyle değildi. Müsaadesinler, ben onların yolunda gitmek istiyorum diyor. Böyle bir halifenin döneminde Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın komutasında Dımaşk, yani Kudüs, Şam, Filistin toprakları fethediliyor. Ebu Ubeyde bin Nasr'ın birisi fethetmiş, bana kardeşimin evini gösterin diyor. Ebu Ubeyde'yi ziyaret edecek geldiğinde bir çadıra gidiyor. İçeri oturmuş Ebu Ubeyde radıyallahu anh, bir minderin üzerinde toprak zemin, öyle ok hazırlıyor savaş için. Şöyle bir bakıyor içeriye, doğru düz bir şey göremiyor. Hani senin yiyeceğin içeceğin diyor. Bir toprak çömlek getiriyor, içerisinde yiyecek içecekler falan. İşte bunlar. Başlıyor Ömer Efendimiz ağlamaya. Yetiyor mu sana bunlar diyor. Yetiyor diyor. Ebu Ubeyde diyor, dünya hepimizi değiştirdi, seni değiştiremedi. İşte dünyanın karşısında değişmeyenler, kadının, makamın, paranın, şöhretin, şehvetin, Resul-i Ekrem öyle teklif etmediler mi? Seni en zenginimiz oluncaya kadar yardım edelim. Niyetin zenginlikse. Seni başımıza kral yapalım. Seni en güzel kadın kızlarımızla evlendirelim. Yeter ki bu davadan vazgeç. İşte bu dünyalıklar karşısında zaafı olan bir insan fatih olamaz. Adil olamaz.
ve Allah'ın rızasını kazandıracak, cenneti kazandıracak bir kulluğa muvaffak olamaz. Niye? Hubbü dünya ra'su küllü hadiyeti. Dünya sevgisi bütün hataların başıdır diyor. İşte Kudüs öyle fethediliyor. Aynı anlayışla bugünün Ebu Ubeydeleri de, bugünün Gassam Tugaylarının neferleri, mücahitleri de yerin altında bir bardak suyla, bir bardak çayla, bir kuru ekmekle yerin altında aylarca kalarak 2 milyar İslam aleminin tanıtamadığı İslam'ı dünyaya tanıtıyorlar ve inşallah insanların peş peş İslam'a girmesine ve gerçek fetihlere sebep olacaklar. İnşallah. Niye? Dünyanın karşısında değişmiyorlar. Değişmediler. Dünyanın karşısında değişenler, mağlup olanlar hiçbir zaman İslam'ı en güzel şekilde yaşayıp temsil edemezler. Yine geliniz hakeza günümüze kadar daha sonrakilerde 4 büyük imama bakınız. İmam-ı Azam'ın hayatına, İmam-ı Şafii'nin, Ahmet bin Hanbel'in hapishanede devletin verdiği yiyecekleri yemiyor Ahmet bin Hanbel. Bunlar zalim. Topladıkları vergiler de zalim. Ben bu haram lokmayı yemem diyor. Hanımı evde dokumacılık yapıyor. Onun evden gelen yiyecekleri yiyor. Bu kadar hassas. İmam-ı Azam seni gel kadı yapacağım diyor. Olmuyor. Düşünün şimdi. Dayak atıyor, kırbaç atıyor, zindana atıyor. Seni baş kadı yapacağım. Olmam diyor. Allah aşkına kendimizi sorgulayalım. Yalan söylüyorsun diyor. Bak. Eğer ben yalan söylüyorsam yalancıdan kadı olmaz. Doğru söylüyorsam zaten kadı olamam diyor. Böyle birileri tarih yazmış ve insanlığa ışık olmuş, önder olmuş, her yönüyle İslam'ın yaşanmasına vesile olmuşlar. İmam-ı Şafii rahmetullahi hakeza öyle yani. Kendisine gelen atları böyle hediye edenleri Medine'de bilmiyor. Ben diyor Resul-i Ekrem'in ayaklarını bastığı bir şehirde atımla gezemem diyor. Bunun çok örnekleri, tarih boyundaki bütün büyük kahramanları gösterin, bakınız, inceleyiniz. Fatih Sultan Mehmet, Abdülhamit Han, ne kadar büyük şahsiyet gösterirsiniz. Büyük ilim adamları, yani ilim adamlarından da öyle, Nebeviler, hep dünyaya vallahi değer vermeyen insanlardır. Dünyanın karşısında mağlup olan hiçbir fetihi bu millete nasip edemez, yaşatamaz yani. O açıdan bugün Müslümanlar, bugün biz niye bu derbederle yaşıyoruz? Ne buyuruyordu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Bir zaman gelecek, kafirler sizin üzerinize hücum edecek. Sizin birbirinizi sofraya çağırdığınız gibi, onlar birbirlerini İslam topraklarına çağıracaklar. Ya Resulallah, o zaman Müslümanlar az mı olacak? Bel entüm yevme izin kethir. Bilakis kat kat fazla olacaklar. Peki niye bu zillet olacak ya? Biz 120 bin kişiyle bu zilleti yaşamıyoruz. 2 milyar İslam alemi nasıl bu zilleti yaşar? Kalplerinde vehin olacak. Suyun üzerindeki çer çöp gibi olacaklar. Suyun üzerindeki çer çöp o sele karşı ne yapabilir? Allahu Ekber. Ya. Şu hadis bile ente Resulullah dedirtiyor bize ya. Şimdi öyle değil miyiz? Bu kadar zulüm oluyor, katliam oluyor. Tek bir cılız bir ifadede bile bulunamıyorlar. Hep makamlarını kaybetmemek adına. Koltuklarını, menfaatlerini, paralarını, konumlarını kaybetmemek adına bulunamıyorlar. Biz de öyle. İşimizden, gücümüzden, karımızdan kalmayalım diye bulunamıyoruz. Bugün bu ümmeti bu hale getiren nedir? Peki niye böyle olacak diyor sahabe? Kalplerinde vehin olacak. Vehin nedir ya Resulallah? Kerahatul mevt hubbu dünya. Dünyayı çok sevecekler ve ölümden korkacaklar. Bugün İslam dünyası bunu yaşıyor. Acayip dünyevileştik. Hacca gidiyorsunuz, açık büfe haç. Allah'tan korkmak lazım. Ya böyle bir haç olabilir mi? Gazze'li kardeşlerim içmeye su bulamayacak. Afrikalı kardeşlerim 20-30 kilometre giderek suya sahip olacak. Karnını haşlanmış bir pirinç lapasıyla dolduracak. Tedavi olamayacak. Sen yediğinden daha fazlasını hacda çöpe atacaksın.
Bu dünyevileşmek değil mi? Kurban geliyor, kurban gelip kesmek, akrabayı ziyaret etmek, fakir fukarayı sevindirmek adına deniz kenarlarına bayram tatili için geleceksin. Allah bu ümmete yardım eder mi ya? Sen kalkacaksın, satamadığın malları sadaka diye vereceksin fakir fukaraya. Veya ne bileyim zekatını bile vermekte zorlanacaksın. Halbuki sadakası zekatımızdan çok çok fazla olmalı bir Müslümanın. Ne diyor? Ehsin kema ehsenallahu ileyk. Allah sana nasıl iyilikte bulunduysa sen de öyle iyilikte bulun diyor. Yani bugün ümmetin öyle bir dünyevileşme durumları var ki eğitim öğretime bakıyorsunuz, evlatlarımızın terbiyesine bakıyorsun, matematik için özel hoca tutuyor. Bunu Müslüman aileler. Efendim Türkçe dersi için özel hoca tutuyor. Acaba şu Müslüman ailelerden Allah aşkına kaçta kaçı Kur'an'ı öğrensin, dinini öğrensin diye özel hoca tutuyor? Yok. Acayip dünyevileştik. Ondan sonra da o gençlik işte bize problem oluyor. Deist oluyor, ateist oluyor. Ateist oluyor. Soğuyor. Hayır yani bütün maddi imkanlara rağmen Türkiye'de artan en büyük artış gösteren hastalık psikolojik hastalıklar. Evet, evet, evet. En çok artan boşanmalar. Niye? O dini eğitimini vermedin. Evet. Kendini idare etmekten aciz. Biz diyoruz o 21 yaşında İstanbul'u fethetti. Bizim 21 yaşındaki delikanlı bu kadar üniversite bitirmiş kendini idare edemiyor. Bir problem karşısında bunalıma giriyor. Aileyi yönetemiyor. İkisi de üniversite mezunu kadın ama aile de huzuru sağlayamıyorlar. Ama benim ilkokul mezunu bile olmayan ecdadım ta mezara kadar bu yuvayı en güzel şekliyle götürüyor ve fetihlerden, zaferlerden zaferlere koşuyor. Dünyaya adaleti, barışı hakim kılıyor. Eyvallah. İşte bu netice dünyevileşmenin acı meyveleridir, tezahürleridir. Öyleyse Müslüman bu sıkıntılardan kurtulmak için önce dünyayla imtihanı kazanacağız ve dünyamızı ahiretimizin tarlası yapacağız. Bizi Allah'a imandan, ibadetten, itaatten, kulluktan alakoyan dünyadan uzak duracağız. Bugün lokmalarımızın harama bulaştırmamız hep bu dünya hırsından değil midir? Dünyaya düşkünlükten değil midir? Öyleyse önce helalinden kazanmanın gayreti içinde olacağız ve dünyamızın ahirete yatırım için kullanacağız, düşüneceğiz. Allah'ın rızası cenneti kazanmak için. Cenneti kazanan neyi kaybetti? Cenneti kaybeden neyi kazandı? Eyvallah. Evet. Hocam ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Tabii konu geniş ama başka programlarda da yine bu konuyu işlememiz lazım. Çünkü ana problemimiz bu mesele. Bunu çözmemiz gerekiyor ki dediğiniz gibi kafirlere karşı, Yahudilere karşı Müslümanların güçlü görünmesi gerekiyor. Ama önce dünyadan bir soğumamız gerekiyor. Dünya nimetlerinden şöyle biraz ona göre yani yetecek kadar kullanmamız gerekiyor. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Sayın hocam çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Sorun nisk olsun. Efendimiz öyle diyor. Tuğbe men enfakal fa'male min fadlihi ve emsekel fadla min lisanihi min kelamihi. Sözünün fazlasını tutana, malının fazlasına infak edene müjdeler olsun. Eyvallah. Son sözümüz de bu olsun. Sözümüzün fazlasını tutacağız. Malımızın fazlasını infak edeceğiz. Eyvallah. O zaman o dünya bizim için hayırlı olur. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, Hasan Bahsi Bağcı hocamızla Müslümanların dünyevileşme problemini konuştuk ve Müslümanların dünya ile imtihanı nasıl olmalıdır, bakış açısı nasıl olmalıdır konularını ele aldık. Efendim İlimden İrfan'a program burada sona eriyor. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.